görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalarına hedef olan Rakka'dan. Suriye'nin Rakka kenti cehenneme döndü. 2017 yılında DAEŞ bahanesiyle terör örgütü PKK'ya destek verirken ABD kenti yok etti. Resmi rakamlara göre 1500'den fazla sivil öldürüldü. Bugün ne oluyor? Bugünlerde görüyoruz. İşte soykırım yapılıyor Gazze'de sivillere karşı. Ne oluyor? Siviller öldürülüyor. 30 bin, 35 bin kişinin öldüğünden bahsediliyor. Burada Türk ordusu nasıl zorlu bir operasyon yapıyor? Nasıl bir sivil hassasiyeti içerisinde ilerlediğini anlatmak açısından söylüyoruz. Türkiye kendi hudutlarındaki terörü temizlemesinin ardından kendi sınırları dışındaki terörü yerinde ve bataklığında kurutma noktasında son 2016'dan itibaren 7-8-9 yıldır çok önemli bir strateji takip ediyor. Ve bu anlamda oralara yani sınır ötesi harekat yaparken Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekatlarını yaparken, pençe harekatlarını yaparken öncelikle oradaki sivil yerleşim yerlerini gözeterek onlara zarar vermeden terör noktalarını nokta atışla yok ediyor. Amerika ve beraberinde hareket eden diğer emperyal devletlere baktığında insan katletmek üzere programlanmış yapılar olduğunu ortaya koyuyor. Bunu net görüyorsun. Türk ordusuna baktığında da insan yaşatmak üzere konumlanan bir ordu olduğunu görüyorsun. Bu görüntülerse İsrail'in son Gazze saldırısından. Bu artık soykırım olarak kayıtlara geçen bombardımanın görüntüsü. Gazze artık bir ölüm yeri. İsrail'in acımasız saldırılarının son merkezi. On binlerce sivil öldürüldü. İsrail yönetimi gazetecileri bile hedef aldı. Üstelik açıklamada onları gazeteci değil Filistinli diye öldürdük mesajı dahi verildi. Hem ABD hem de İsrail ordusunun hedefindeki kentlerin sonucu bu. Ya Türkiye? İsrail mücadele ettiği, iddia ettiği, tırnak içine söylüyorum, Hamas'a leke süren, terör örgütü olarak yapılandırmaya çalışan bir akıl, bir mantık var, cani bir ruh var İsrail'de. Onunla mücadele ediyorum diye 22 bin hayatı bu dünyadan kopardı. Lübnan'da, sınırda İsrail saldırıyor, istediği yeri vuruyor, dönüyor gidiyor, hiçbir şey olmuyor. Aşağı indi, Gazze. Gazze zaten yerle bir etmiş durumda. Taşlık hiçbir sivil hassasiyet gözetmeyen bir İsrail ordusundan bahsediyoruz. 10 binden fazla çocuğun öldüğünden bahsediyoruz. İsrail oradaki masum vatandaşları gönül rahatlığıyla huzur içerisinde bombalasın diye, rahat rahat elini kolunu sallayarak bombalasın diye Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir diğer tarafından 3 tane uçak gemisini gönderdi. Savaş uçaklarını gönderdi. İngiltere'de gönderdi. Ve niye gönderdi biliyor musun? Kimse aman sen burayı niye bombalıyorsun, bu masum gariban insanları niye öldürüyorsun demesin diye savaş gemilerini, savaş uçaklarını orada hazır bekletiyorlar. Fotoğraf arasındaki fark aslında Türk ordusunun nasıl hassas bir süreç yürüttüğünün kanıtı. Bir yanda Rakka, diğer tarafta Gazze, son fotoğrafsa Türkiye'nin operasyonu sonrası terörden temizlenen Afrin. 2018'deki operasyonda harekatın planlanması ve icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristleri, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldı. Bu durum Afrin merkezinin teröristlerden arındırılması sonrasında sahada kendini bir kez daha gösterdi. Hatırlarsın Çukur olayları değil, olaya geçirdik değil evet. mi? Özellikle Güneydoğu bölgesinde. Kahraman özel hareket polisimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, askerimiz aylarca bakın bugün gerçekleşti. İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi rastgele bombardımanlarla çoluk çocuk katletmiyoruz biz. Ne yaptılar biliyor musun? Aylarca, sabırca, yüzlerce, bine yakın şehit verdik. Bak bine yakın şehit verdik ki bir tek sivilin burnu kanamasın diye. Tek tek o PKK'lı teröristler evlerin içine girildi, çukurlara girildi. Onların kazdıkları çukurlara onları gömerek ve o çukur operasyonlardan başarıyla çıktık ve PKK'lı terör örgütünü ne yaptık? Ülkemizden aldık, dışarı attık. Hatta öyle iddialı cümleler kurdular ki dediler biz Türk askerini bu mağaralara çekeceğiz ve imha edeceğiz. Evet. Bütün bu büyük üç iddiasını çökertti Mehmetçik o dağlarda. Türkiye'nin operasyonlarını görüyoruz ya, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı. Bahar Kalkanı. Bakın buradaki operasyonlarda da çok büyük operasyonlar yapıldı. Hiçbir sivil kayıp doğru düzgün olmadı.
Bu da basit bir şey değil. Değil değil tabii. Şimdi buradaki operasyonlar sonrasında o bölgeden atıldığında burada bir ekonomik alan oluşturuldu aynı zamanda halka. Halkın refah seviyesi arttırıldı. Buradaki sivil hassasiyet, sivil ayrımı operasyonel anlamda başka bir ordunun gösterimci nitelikte bir şey değildi. Ve günümüzde ne olduğu sorusu. Kara kışta, Sarp dağlarda, sis ortasında mücadele. Türkiye pençe kilit operasyonları Irak'taki terör varlığına kilit atmış durumda. Terör örgütünün son dönemdeki amansız saldırılarının arkasındaki neden bu sorusu gündemde. Türkiye'nin sınırları tehdit altında. Bu sorunun kaynağı neresi? Sınırımızın ötesi. Sınırın ötesine çıkacağız. Ötesi. Evet. Niye? Çünkü sınırın ötesinden geliyor bu teröristler. Garaya çok az kaldı. Buraların kontrol altına alınması ne demek? Teröristlerin artık sığınacak yer bulamaması demek. Şehre inmeleri demek. Şehirde evet. Zaten daha kolay bir operasyonlar süreç oluşabilir. Ne oluyor peki burada? Biz hani böyle yapınca başka bir merkeze doğru kaçış görüyoruz. Orası neresi? Burası Sincar mesela. Türk Silahlı Kuvvetleri terörü sınır ötesine hapsetti. Üstelik terör kaynakları birer birer kurutuluyor. Sıradaki yerler idari merkez konumundaki Kandil, komuta konumundaki Gara'daki derin mağaralar ve Suriye sınırındaki Sincar Dağı çevresindeki terör mevzileri. Oradan Suriye'ye lojistik sağlanıyor. Türk ordusu ve Milli İstihbarat Teşkilatı o geçiş noktalarını ve komuta merkezlerini ve üst düzey isimleri hedef alıyor. Ama en önemli nokta terörle mücadele ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sivil hassasiyeti ön planda tutması. Peki nasıl? Milli İstihbarat Teşkilatı yüzden fazla üst düzey terör yetkilisini etkisiz hale getirdi. Sivil hassasiyet ön plandaydı. Türk ordusu ve jandarması Hendek operasyonları yaptı. Orada da süreç aynı şekilde işletildi. Şimdi ise keskin kayalıklarda, mağarada, sisin ortasındaki dağlarda, kara kışta mücadele var. Ama güvenlik güçleri yine aynı hassasiyetle hareket ediyor. Siviller zarar görmesin diye Mehmetçik şehitliği göze alıyor. Mehmetçik aman diyene silah doğrultmayan, kılıç kaldırmayan, biz 2000 yıllık bir ordu geleneğimiz olan, yani tarihi Metehan ordusundan bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordu geleneğinden hiçbir şekilde ödün vermeden ve 16 büyük Türk devleti dahil olmak üzere 17. büyük Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti de bu ordu geleneğini tarih boyunca devam ettirmiştir. Ve son Metina Dağlık bölgesindeki saldırı. Aslında bölgede birçok köy var. Mehmetçik hassasiyetle oradaki sivilleri koruyor, teröristleri hedef alıyor. Aslında o gece teröristler tek bir üsse değil, aynı anda 5 ayrı üsse saldırdı. Diğer 5 üste alınan önlemler sayesinde saldırılar bertaraf edildi. Sivil yerleşim yerlerine oldukça yakın olan Metina'daki o bölgedeki üste 9 askerin şehit düştüğü saldırı gerçekleşti. Güvenlik kaynakları teröristlerin de sivil yerleşim yakınlığını kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Teröristlerin o gece sivil oldukları izlenimini verdikleri, o bölgedeki köylerden çıkan sivil araçlarla ön karakol bölgesine 1 kilometre mesafeye kadar yaklaşıyor. TSK'nın bölgede sivillere dönük saldırı olmaması için gösterdiği hassasiyetin terör örgütü tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. Olanlar ne zor coğrafyasında, yerleşimin olduğu bir yerde, halkın orada yaşadığını bildiğiniz halde bir operasyon yapıyorsunuz ki bu sizin ordunuzun ne kadar eğitimli olduğunu da gösteriyor. Anladınız mı? Aslında buradaki Türk ordusunun buradaki varlığı, oradaki terörün yok edilmesi, oradaki halkın da refahı açısından çok önemli. Evet. 10 kilometre, 15 kilometre, 20 kilometre alanlıklarda sivil yerleşimler var. Ve teröristler sızmalardan önce muhtemelen odur ki, yani değerlendirme yapıyor, hepsi için kastedemiyoruz ama bazı noktalarda oralardan da kamufle olmak için kullanıyor olabilirler. Uzmanlar, terörle mücadele 40 yılı aşan bir mücadele. Binlerce kayıp var ama Türk ordusunun sivil hassasiyeti hem düşmana korku hem de vatandaşa güven verecek nitelikte diyor. Bundan sonraki süreçte kaynağından yok edilmesiyle terörün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da emperyalist aparat olarak kullanılmasının önüne geçileceğini söylüyor. Peki biz bu bölgeyi komple yerle yeksan edebilir miyiz? Edebiliriz değil mi? Evet. Ama orada sivil yerleşimler var. Dikkatli davranıyoruz. Sivil, o zaman bizim İsrail'den bir farkımız kalır mı? Yani biz Türkiye olarak terörle mücadele konseptimizi tamamen ulusal hukuka uygun, insan haklarına uygun bir şekilde devam ediyoruz.
İsrail gibi hastaneyi bombalayıp sonra orada işte Hamaslar vardı yalanına da, öyle bir yalanına da üretmek istemiyoruz. Siz oraya gittiğiniz zaman Türk askerini, oradaki yerel halkın nasıl karşıladığına bakın. Oradaki çocukların Mehmetçi'ye nasıl sarıldığına bakın. Onlara nasıl sevgi gösterdiğine, bulunduğuna bakın. Mehmetçi geldi diye sevinen yerel halkı orada gidip görsünler.